Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Saat şu an 4.30 gibi bir şey ve Maltepe Skatepark'a gidiyorum. Lise hayatım boyunca kaykay kaydığım arkadaşım Jeremy ile ve bu yaz tanıştığım bazı kaykaycı arkadaşlarımla buluşacağız ve yeni şeyler öğrenmeye çalışacağız. Belki kaykay yarışması gibi küçük şeyler de yapabiliriz. Böyle bir vlog tarzında video istemiştiniz, o yüzden bunu yapıyorum. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere, videonun devamını izleyin. Arkadaşlar şimdi durağa geldim. Otobüsün gelmesini bekliyorum. Buradan Bostancı'ya kadar otobüse gideceğim. Ondan sonra da orada çift katlı şeyler var. Minibüs mü deniyor? Onlara binip Maltepe Skatepark'a geçeceğim. Bakalım ne kadar dolu olacak, nasıl kayabileceğiz bugün. Şimdi Bostancı'ya geldim. Otobüste Emre ile karşılaştık. O da daha önce kaydığım bir arkadaşımdı. Şimdi Maltepe Skatepark'a doğru gideceğiz. Bekliyoruz. Maltepe Skatepark'a geldik. Kadir ve Jeremy ile buluştum. Şimdi birazcık ısınıp kayacağız bakalım. Ne yapıyoruz? Isınmak için şurada küçük box'ta birazcık fıftı fıftı falan deneyeceğim. It was at this moment that he knew. He fucked up. İyi misin? Jeremy ile şimdi şey deniyoruz. Buraya hiç ayağımızı yere sürtmeden, push yapmadan git gel yapmayı deniyoruz. Sadece pumplayarak. İyi bir antrenman. Altıp'a geldiğinizde deneyebilirsiniz. Güzel. Süper. Böyle arkadaşlar giderek yükselmeye çalışın. Sonsuza kadar gitmeye çalışın. Hem fake'i kaymayı da öğrenmiş oluyorsunuz. Güzel bir antrenman. Arkadaşlar şimdi birazcık şuradaki flat bölümlerde birazcık hareketler denedik, ısındık. Şimdi koluma ekipmanlarımı taktım. Şeye gireceğim, havuza gireceğim. Yeni hareketler deneyeceğim. Rock to fake yapıyorum. Rock and roll geçen hafta denemeye başladım. Bugün de 50-50'lere bir başlayacağım bakalım. Hiç çıkarmıyor, hiç tahmin etmiyorum da. Şimdi bir sıkı girelim. Şimdi bir süredir denedim belki var rock and roll. En küçük rampa da deniyorum. Bundan çok güzel. Bir sürü küçük rampası falan var. Seviye seviye. Burada ilk ayağımların yanına gidiyorsunuz arkadaşlar. Nasıl yapılır diye soruyorsunuz. Size yardımcı oluyorlar çoğunlukla. Şimdi bir kendimi çekip ne hatam var yorumun. Dur. Şimdi bakalım ne hata yaptım. Arkadaşlar Maltepe Skatepark'tayız. Burada sık sık kavga çıkıyor. Şimdi yine orada eli bıçaklı insanlar falan var. Birbirlerine sataşıyorlar. Yani görülmemesi gereken şeyler bunlar böyle yerlerde. Buraya bir güvenlik istiyoruz artık. Çok fazla insan burada bıçaklandı. Kavgalar oldu yani. Böyle bir şey görmek istemiyoruz artık. Şu hale bakın ya. Şurada bir kalabalık var. Yine bir tartışma ortamı. Çok üzücü yani. Merhaba. Videoyu burada durdurmak istiyorum çünkü bazı söylemek istediklerim var. Vlogu çekerken ki o kalabalıktan neyse ki bugün birisi bıçaklanmadı veya büyük bir kavga çıkmadı. Ama bu sadece şanslı olduğumuz içindi. Bir önceki gün bir arkadaşım, kaykaycı bir arkadaşım bacağından bıçaklandı. Bundan yaklaşık bir hafta önce de büyük bir kavga çıkmıştı yaklaşık 40 kişilik. İşte bazı insanlar tutuklandı, yine bıçaklananlar oldu. Artık kaykay parklarına, özellikle Maltepe Skatepark'a böyle çok büyük kalabalıkların geldiği yerlere artık güvenlikler istiyoruz. Kamera istiyoruz. Çünkü buralarda biz sporumuzu yapmaya çalışıyoruz fakat tehlike içerisinde kalıyoruz. Orada güvenlikler veya işte zabıta falan da
bu tarz olaylara çok geç müdahale ediyor. Mesela Alpan abinin videosu vardı. Maltepe Skatepark'ta bir video çekmeye çalışıyorlar normal. Profesyonel kamera olduğu için bir tane hemen görevli gelip uyarıyor. İşte burada profesyonel kamerayla çekim yapmak yasak diye. Veya işte bir tane seyyar satıcı skateparkın içine girmişti. Yine oradan bir tane güvenlik görevlisi geldi uzaklardan. Onu uyardı. Böyle durumlarda uyarabiliyorlar fakat gerçekten tehlikeli, gerçekten üzücü, gerçekten sinir bozucu olaylar olduğu zaman ortalıkta kimse olmuyor. Yani biz Türkiye'deki kaykaycılar olarak bu sporu devam ettirmeye çalışıyoruz fakat bazı insanlar bize engel olmaya çalışıyor. Kamerayı da fazla çekemedim o topluluğu. Ama bunun gibi şeyleri her gün yaşıyoruz. Bir gün oradaydım. Yoldan geçen bir tane adam kafasından bıçaklandı. Yani gerçekten ciddi olaylar var. Etraf kan gölüne dönmüştü. Hani ben burada spor mu yapıyorum yoksa hayatımı mı kurtarmaya çalışıyorum? Belli değil. Orada milli takım oyuncuları da var. Daha genç arkadaşlar da var. 10 yaşından daha küçük insanlar bile orada kayıyor. Bu arkadaşlarımız da tehlikeye giriyor. Yani artık ya Maltepe Skatepark'a bir güvenlik olsun, içeri girerken işte ne bileyim üstümüzü mü arayacaklar, ne yapacaklarsa böyle bir şey olsun, sürekli etrafı gözlesin. Kamera kayıtları olsun, bunun gibi suçlar işlendiği zaman artık insanlar tespit edilebilsin. Çünkü caydırıcı bir cezası olmadığı sürece bunu yapmaya devam edecekler ve Türkiye'de kaykay veya paten veya bisiklet sporunun gelişmesine engel olacaklar. Yani söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bu videoyu eğer izleme sebebiniz bıçaklı bir kavgayı falan görmekse, öyle bir şey çekmedim. Ama kaykay sporuna önem veriyorsanız veya herhangi bir ekstrem spora, skateparklarda yapılan, bu videoyu yaymanızı istiyorum. Yetkili bir kişi görür belki. Belki o bölgeye bir güvenlik ataması yapılır. İsterseniz şimdi vlogun devamına geçelim. Birazcık da güzel şeylerden bahsedelim. Görüşmek üzere, seviyorum sizi. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. We'll be right back.
Saat 7.30 oldu. Saatlerdir kayıyoruz nefes nefeseyiz. Şimdi yemek yemeye geldik Burger King'e. Birazcık yemek yiyip Jeremy galiba belki kaçacak. Kaçarım ihtimalle. Biraz karanlıkta kaymaya devam edeceğim. Sonra bitireceğiz burada. Kadir şimdi burada filtre deneyecek. Güzel. Arkadaşlar saat kaç oldu bakayım? Saat 10 olmuş. Artık yoruldum. Eve dönüyorum. Kaç saat oldu? Bilekliksiz 2 dakika bir kayayım dedim havuzda. Arkadaşın kaykayla kayıyordum. Alışık olmadığım bir şey. Tekerlek borda sürttü düştüm. Bileğim bayağı acıdı. Her zaman size derdim korumalıklarla kayın. Şimdi işte 2 dakikalık bir şey yüzünden bileğimi sakatlamış oldum. Umarım ciddi bir şey olmaz. Biraz ağrıyor hala. Bir 15 dakikadır falan. Fazla da zorlamayacağım. Bir daha üzerine düşmek istemiyorum. Şimdi eve doğru gidiyorum. Vlogu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse bu tarz bir içerik devamını yapmak isterim. Başka skateparklara, başka kaykaycılarla çekebilirim. Beğenip abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Daha sonra güzel. Görüşmek üzere. Bay bay. Ayrılıyoruz burada Marmaray'da. Bay bay Kadir. Ben de eve gidiyorum.